Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlar? Sultanlarım, inşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız elhamdülillah bizler de iyiyiz arkadaşlar. Çok şükürler olsun. Sizler iyisiniz, bizler de iyiyiz arkadaşlar. Rabbimize hamdolsun. Ben böyle gördüğünüz gibi tereyağını, sütü, yumurtayı, işte şekeri, mayayı, yağı, tuzu, un çuvalını masanın üstüne döktüm arkadaşlar. Buraya çıkarttım. Sizlerle beraber yapalım. Bana misafir geliyor bugün. İnşallah. Un çuvalının artık sonu, topaklanmaya da başlamış bu arada. Şöyle de yapayım ki o geçiyor altına. Sizden ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne işle yapıyorsunuz? Şöyle bir tas daha eleyeyim. Daha da eleyeceğim. Şöyle elimde un çuvalının üstüne koyayım. Şuracığa kaldırıvereyim onu. Elimin ucunda. Şöyle. Yoğurma kabımı da elime alayım. Şöyle ılık dökülmüş sütüm. Ilık bir bardak sütüm arkadaşlar. Hemen. Ilık. Ilık suyum. Bardağın altındaymış arkadaşlar. Ben de üstünde sandım. Şöyle ufacık bir şey gördüm böyle. Şurada ilk var, ne yapayım melek diyor. Kamerayı durdurdum, bir şey yapmıyorum. Bir bardak daha koyacağım arkadaşlar. Biraz fazla olsun. Şöyle. Bir yarım kaşık şekerim var. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzum var. Şöyle kenarına dün koydum. Tuzu da. Paket maya. İki tane yumurta akı. Yumurta biraz çatlamışlar. Fazla ziyan olmasın dedim. O da biraz parçalandı ama olsun içinde. Gider. Ziyanlık yok. Tereyağını tabii ki buraya koymayacağım şimdi. Şöyle tabii ki yağsız olmaz. Yağımızı da olmazsa olmazlarımız yağlar arkadaşlar. Arkadaşlar ısıttım suyunu da. Şöyle tam doldurmadım. Oh. Şöyle elimle bir karıştırayım şöyle. Mayası acık şeker erisin. Tuzu bulunsunlar. Sahte elimle karıştıracağım arkadaşlar. Ellerim temiz. Yıkadım. Şöyle tas daha koyayım. Çok da katı bir hamur yapmayacağım. Hamur zaten yorulursa kendini bırakır arkadaşlar. Baksana pamuk gibi oldu. He.
çok az bir şey daha. Azıcık daha şöyle. Onu atayım. Tamam, bundan sonra. Hamurumuzu yoğuralım. Elenmiş un tabii ki belli oluyor arkadaşlar. İnanın ki hamur yoğurulur hem de elenmiş un belli oluyor. Melan Hanım, bir sesler gel. Tavuklardan mı gelir bir ses? Tavuklardan gel. Bir bak istersen seninle görüşürüz. Bir bakayım onlara. Ne var ne yok. Hamurumuz o kadar güzel hamur oldu ki arkadaşlar. Bakın. Babacık babacık. Vallahi. Yoğur tutsa yoğur beni diye hamur. Şöyle. Mis gibi. Evet, şimdi bundan sonra. Bundan sonra şimdi bunun ağzını kapatacağız. Şöyle. Bu hanımefendiyi bir dinlenmeye bırakacağız. Bu dinlenirken de ben de şuraları tutalım şöyle. Yoruldu muydu yani? Bu yoruldu. Allah Allah. Bunu ben yordum şu Rus'ta. Bayağı bir yordum. Bak sen işe. Bu ha. Da dinlensin arkadaşlar. Arkadaşlar. Ondan sonra sizlerle güzel bir aşma yapacağız böyle tereyağlı yine. Arkadaşlar. Mis gibi. Ben de anlamadım nasıl yoruldu ya. Nasıl yoruldu. Heh, anlarsın şimdi. Tamam. Sen daha göreceğin var şimdi şu Rus'ta. Tamam. Heh. Arkadaşlar. Ben hamuru yoğurdum. Hamurum dinlenirken şöyle tabaklarımın içine kağıtlarımı falan kestim. Tam oturacaktım. Benim misafirlerim geldi. Yine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Ondan sonra Allah razı olsun. Geçen sene Irmak'a gitmişler. Güney Mahallesi'nden arkadaşlar. Tabii ki o beni çok tanımıyor. Ben de onu hiç tanımıyorum diyerek. Ben onlar geliyor beni YouTube'dan ben görüyorlar. Sana, evet daha çok YouTube'dan görüyorlar ama ben de onları görmüyorum tabii ki. Ondan sonra Allah razı olsun. Geçen sene Irmak'tan geçerken böyle bir uğramışlardı buraya. Ayran falan ikram etmiştim yine böyle. İşte tatlı dil güler yüz falan derler ya. Sağ olsun bugün de işte ne gün? Pazar gün aradı beni. Melek abla müsaitsen sana geleceğiz diye. Pazar günü biz yaylaya gitmiştik. Fatma Hanım da böyle söylediğim gibi pat pat geçerken şu Rus'ta durdu arkadaşlar. Pazar günü bana geleceklerdi. Ben de tam yola çıkmıştık. Hatta Sağlık Hoca'nın yanına doğru gidiyordu senin aradığında. Dedim ki sen bana salı gün geldin. Bugün günlerden salı arkadaşlar. Ben videolarım hep bir gün öncesi yapıyorum diye söylüyorum. Nasip kısmet ben dedim bir açma yapayım dedim. Şöyle hamurumu da zaten yoğurdum arkadaşlarla. Hamurum da puftu kabardı. Bakın arkadaşlar. Havasını birazcık alalım. Çok havalanmış. Şöyle biz beraber yapacağız arkadaşlar. Misafirimle. Yorulmuş ama çuva. Dur ben böldüğüm atayım oraya sen oraya koy. Küçük büyük olursa tıparsın hamurunu. Küçük olursa eklersin. Abla da ben de yardım edeyim yapayım. Yap tabii dedim ben de. Ne yapıyorsunuz da? Ürünleri vurdunuz mu? Vallahi eşim geldi bir yağmurla geri gitti. Fındığa yakın gelecek artık ön sıra yapacak. Fındık ben da daha bahçeye giremiyorum yani. Öyle mi? Dolayı ha hiç gitmedim. Yufkamızı açtık. Biz açmadık daha ve Sunay'ı bekliyoruz. Sunay gelecek çabuk. Mi? Gelecek bugün yarın çıkacak yola inşallah. Akşama sabah dedi bana da. Gününü de söylemedi ne zaman geleceğini. O da taşındı herhalde. Ben burada internet olmadığından ara ara şey yapıyorum değil da mi? Taşındı galiba. Düğün taşındı. He, onlarda da düğün hazırlığı var. Dedim kuzine de pişireyim dedim. Tavalarımı da hazırladım. Ne güzel, ben çok seviyorum. Kağıtlarını da öyle kestim.
Şimdi bugün hayvanlara yem falan aldık oradan da. Hamurlarımız da şöyle. Nasıl güzel olmuş değil mi hamur? Evet, çok güzel yoğurmuşsun abla. Ellerine sağlık. Afiyet olsun şimdi. Güzelce göz önünde bir pişir. Şu küçük oldu. Şunu şöyle yapalım. Ben az oldu sandım ama bayağı hamur çıktı. Şimdi şöyle kaldırayım. Tereyağı yumuşasın diye buraya çıkarttım. İyi yapmışsın abla. Kınalı yok. Çiçek var şimdi. Nasıl, memnun musun çiçekten? İyi, çok şükürler olsun ya. Hazırsında gözümüz yok artık. Şöyle, koy kızım, koy. Sen koy. Sen koy, ben açayım elini işte böyle. Öyle bak, sobada yapacaksın değil mi bunu? Sobada yapacağım şu kızla. Yetiyor. Böyle eşe dosta ikram etmeye yetiyor. Çok şükürler olsun. Erimiş yağ değil arkadaşlar. Kat kat olacak. Bu pişi hamuru gibi. Şimdi bunu süt, ılık su, iki tane yumurta sarısı. Ondan sonra biz de çok yaparız orada, sakın evlere yakın biz evime. Değil mi? Oraya gideriz, küçük bir alanımız var. He. Güzel oldu. İçine bir şey koymayacağım. Sadece tereyağıyla kat. Güzel oldu yani. Kat. Ben de yani. Ya et yavrum. Ha, yapalım seninle. Tabağı bana da öğretmiş olursun. Ben bilmiyorum böyle yapmışım. Şekil yapıyoruz. Aha, buraya. Aha. Şöyle birleştirelim. Ne istiyor? Su istiyor biraz. Ablası versin ona su. Oradan geç sen. Bir tane daha aç bebeğim yanına. Tamam. Şunu aç şu tarafa. Ya, Miray sen otur bize. Otur, ablan getiririz. Hadi geç. Ablan getirecek mi sana? Bak ne güzel açılıyor. Bak o şey yediğince gördün mü? Evet. Onu da şöyle katlayayım. Bir kat da şöyle atayım. Onu kenara alıyor. Tekrar öbürüne. Razıya da dedim, o misafirim geliyor dedim. Ya iyi oldu, o da gelseydi ondan da tanışırdık. İşte kardeşinin eşi gelmiş. Ha, sen öyle aç, ben katlayayım, olur mu? Al. Tamam abi. Ha, dur. Kız, şey var. Kız elde derdi buna. Kızlar elde de deyince bak. Yufkaçı güzel açarlar, yufkaçı açarlar. Öyle mi? Şöyle arkadaşlar, şurayı da şöyle. Birleştirdiğine. Heh. Sen aç bırak, ben ayarlayayım bunu. Tamam mı aşkım? Tamam Melek Hanım. Sen şey yap, ona ver. Şöyle. Elimle döndürüyorum. O becerikli ya, maşallah. Maşallah. Ay, teşekkür ederim. Maşallah maşallah. Gelen misafir biz böyle Melek abla iş yapıyoruz işte. En iyisini yapıyorsun Melek abla. Ben siz gelene de yapacaktım bunu. Sahte videomda da söyledim misafirim geliyordu. Bak nasıl güzel açılıyor vallahi ya. Ya dedim ya. Yağmur var mı bugün bilmiyoruz. Yolda falan yağmura yakalanmadan. Aşkım sen deseydin ben Şükrü abim gönderirdim. Gelirdik ya. Biz sizi alırdık. Son ben de gelirdim onunla. Etmek istemedim. Keşke şey yapsaydım ama. Bunlarla yorulacağını bilseydim.
Biz yürüyüş yapacağım dedin. Sen kıza yürüyüş yapmak istiyor dedin. Biz çünkü her sene bir çorak çıkarız hani yürüyüşe de bu aşağıya iniyorsun ama gene de şey yorucu yani. Tabii ki. İnerken tamam. Şöyle şunu da şuna atalım. Sok yine. Şöyle. Tereyağı her şey yakışıyor. Değil mi? Ben her şeyi yani tereyağıyla yumurtayı şeysiz yapmam. Bir de buraya geldim iştahım açıldı. Yani buranın havası bir başka. Burada iyi var ya. Evet ya. Burada yemek yesin geliyor. Burada yemek pişireceksin. Temiz hava burası. Evet. Dur şöyle atayım mı kolumu? Çok teşekkür ederim. Güzel şey geldi mi Güneş Hanım? Çalaşlar işte de melek adlar cemberim bir şeydi. Hemen burayı da şöyle sıkıştırıyoruz. Tamam. Ben alayım bunu aşağı. Arkadaşlar bunlar el becerisi. Vallahi kızımızın eli de çok güzel yakışıyor her şeye. Altını şöyle. Fındığı kaçı gibi başlıyor sizin buralarda? Ya gece olmazsa 5'inde falan başlıyor. Değil mi? Ama daha fındık olmamış ki hiç. Olmamış da ya. 5'inden sonra durmuyorlar bilmiyorum bizim orada. Daha şey aynen yapmıyor. Aynen. Şimdi diyorlar onunu bunu diyorlar. Aha. Aha, bir bakmıyorsun 5'i oldu yine herkes bahçede. Evet. Kelebek gibi. Fındığın tepesine konu veriyorlar. Bizim orası daha say olduğu için daha erken oluyor herhalde. Sizin buraları say ama bizim buralardan daha verimli biliyor musun? Öyle mi? Düğüne burada biz gelin gezdik ya. Şöyle ha. Arkadaşlar kurdale gibi içinden de geçirebilirsiniz. İşte benim elim ya şu tutturabilecek mi canım şuradan geçsin. Ne güzel biber falan da yetiştirdim. Var var her şeyimiz. Allah'ımıza çok şükürler olsun. Ben şimdi sürekli şey yapıyorum burada şu an internet şey yapmadım. Olsun döndüğünde son videoları görmedim ama izlerim. Döndüğünde izlersin tekrar tekrar. Şöyle arkadaşlar bakın. Bir de şöyle yapınca. Bunlar daha şişecek şimdi. Onu ben alayım bebeği. Yırtılsın. Hiç önemli değil yırtılması. Ofluğu yok, merdane yok. Sadece tereyağı. El.
Bir sene yakın olsa bayağı iş yapar ama. Yaparız Melek abla. Gelebilirsem gelirim Melek abla. Vallahi. Fatma yenge falan gelirse geliriz birlikte. Vallahi ne güzel olur. İstanbul'da falan değilsin değil mi? Yok. Yok buradalar. Yok, ben buradayım. Devamlı mısın? Evet. Hep mi köydesin sen? Hep köydeyim ama üniversite sınavına tekrar hazırlanacağım. Ha, maşallah iyi. Kolganda İstediğim okuyor. Yer olsun diye. İnşallah. Oh. Ellerine sağlık Melek abla. Sen de ellerine sağlık. Sen de ellerine sağlık bebeği. Vallahi hamur işine eli yakışıyor arkadaşlar değil mi? Yakın olsa. Daha hamuru üst üste atarken kat kat oldu. Arkadaşlar semaları yaktı. Dumanı tepesinden çıkıyor arkadaşlar. Duman nereden çıkıyor şimdi bro? Tepesinden. He? Tepesinden çıkıyor. Bak bak burada ne çıkıyor bak. Ne çıkıyor? Bak. Orada ne çıkmış? Bak bu da buzluktan çıktı. Allah Allah. Sabah çıkarttım bunu. Çözüldü. Şimdi ateşi de yakalım da ateşin üstüne koyacağım. Tamam. Şimdi un karıştır güzelce. Burada toz biber koyacağız üstüne, tamam mı? Acı değil. Tamam, Melek. Şimdi öyle de şundan katalım az bir tane bebeğim dur. Anlamadı beni. Üstüne kasap ne oluyor? Böyle serpsek yumurtasını al. Öyle daha mı güzel oluyor? Daha güzel. Bilmiyorum. Karıştı bakalım güzelce. Acı değil bu tam. Vallahi kızımız da çok amarlı arkadaşlar. Şöyle. Yeter eder bir melek. Ha yeter yeter. Ha. Sür. Oh. Çok güzel kabarmış. Evet. Tabak bayan mayası da oldu. Pofidik pofidik. Sen olmasan şimdi Şükran can ne derdi biliyor musun bana? Ne derdi? Beni gaza getiriyor bazı kere. Ya. Melek sen aynı senin ellerin gibi olmuş. Pofidik pofidik. Ya. Vallahi ne güzel itibar. Nasıl da özeniyor arkadaşlar valla. Güzel olsun. Güzel olsun. Az da şuna değdirsin o da garip kalmasın da. Az değdirelim ha. Bu da güzel oldu. He. Sobede yaklaşıyoruz arkadaşlar. Evet. Buraya yani. Da yine tavada fasulye attım tavayı hemen. Mutfakta hemen onu da hallettim. Üstüne hemen biber domates doğradım. Dur bakayım. Evet arkadaşlar evet. Aynen doğru. Bak. Tavada fasulye attım oraya. Benim nereden beri yürüyerek misafirlerim gelmiş. Tabii orada yiyeceğim sonra. Beraber yapıyoruz nasıl olsa. Benim fazla işim yok bugün. Amarat kızı da bulmuş o. Yardım ederim ben sana. Sağ olun, razı olun bebeğim. Ben götüreyim böyle atayım tavayı, şey sobanın üstüne. Tamam sen sürü ver öyle. Tamam Melek. Ben bir susam var mı bir bakayım tamam mı bebeğim? At Melek abla, birine koyarım onu. Evet, olsa da olur, olmasa olur. Daha gerek yok zaten ha. Şöyle böreği de şuraya atıvereyim arkadaşlar, bakın. Valla soba öyle bir yanıyor ki, bu börek kısıkta pişecek. Şöyle. Bunları da yine güneş bunları koyalım. Tamam. Güneş güven değmesin. Tamam mı? Tamam. Sonra yiyeceğim. Yiyeceğim. Yeterse yumurta kadar güzel yine sütünden. Yeterse yumurta kadar bebeğim bunu mu dert ediyorsun sen kendine? Gelirken deli boş gelmemiş canım benim ya. Ta oradan böyle bunu nasıl taşıdın elinde? Bana salça getirmiş böyle kahvaltılık arkadaşlar. Bunu da benim oğlum çok severdi böyle tereyağını sürerdi ekmeğe. Bunun üstüne de salçayı sürerdi. Evet, sen kendin yaptın değil mi canım? Ha, kendisi yapmış. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Biliyorum. Şöyle tabağın şöyle düşer. Şöyle bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu valla. Melek abla biliyor bu işi. Elini yaktı mı? Yok yakmıyorum. Sür içine bakalım şöyle.
Az kapatacağım, ben oturacağım şimdi buraya. Tamam Melek. Ateşimiz de güzel yanıyor. Şimdi bunun başına oturmazsam arkadaşlar bu iş olmaz. Hem böreğimi pişireceğim, hem yemeğimi. Semaveri de zaten şimdilik de yaktı, Allah razı olsun. İkinci şey alalım da taşın olmasın. Aynen. Börekten de sesler gelmeye başladı. Beraber yaptığımız börek mi? Senle yaptık ya. O önceki börekten bir börek var ya şu usta. Burcu'nun yanında yapmıştık ya. Hı-hı. Şimdi arkadaşlar bana diyorlar ki hani bu kadar bela işte ne yapacaksın böyle anam. Ondan sonra çok yapıyorsun falan. Çok yiyorsun. Vallahi böyle sevenlerimle beraber, takipçilerimle beraber, komşularımla beraber. Yanıma bir gelen olsa hemen çıkarıyorum bir börek. Zaten oturan falan çözülüyordu, onu çözülüyorum. Artık yaz. Çayın yanına, yanına da turşu bir şeyler koydu yine, bir sürü yemek oluyor. Turşu olmazsa olmaz. İstanbul'da bilmiyorum eskiden ufak paketlere kaç para veriyordu. Ya. Değil mi? Poşetler doluydu ya böyle. Poşetten acı biberden alalım. Şimdi ben çalışırken bile. Tabii köydeki gibi rahat yapamıyordum o zamanlar. Olmuyor, şimdi sirke mirke katıyor ha. Bir pazar günü mü oluyordu? Allah'ın sabah kahvaltısı akşam değil mi? Çayın yanında yani her türlü yapıyoruz. Gidiyor. Gidiyor. Kimse demesin kuru şey kuzuna da akşam içer mi bir şey mi ya? Kuzuna da her şey pişiyor. Yeter ki yap yani. Vallahi. Sen şu odun kafasında bana ver şimdi usta böyle. Tamam. Kurumuş ya odunlar. Çabucak yanıyor. Sabahımız oradaydı Fatma Hanım. O taraftaydı. Dedim bu kocaman yerimiz var. Orada davul çekiyorum hani misafirlerin geldiğinde öteki masanın yanına o yana bu yana geçmeyi falan. Şu Hüseyin dedim şu Hüseyin gel dedim sol bir bora alalım dirsek alalım. Bu tarafa geçiyorum. Bu da diyor ki şimdi Melek öyle orayı diyor, tuğluyla öreyim mi diyor bana. He. Tam da sobanın yeri ya. Böyle güzel olmuş. Hem yerde kaplamıyor hem sizin ayak altında. Ayak altında. Aynen aynen olmuş böyle güzel oldu. Ha. Ya isterseniz kapatırsınız. Yani. Ama o kadar cam yerine ne yapayım? Hep her taraf cam. Ha. Bu taraf tamam neyse ne de. Nasıl kapardı? Bakın, bakın arkadaşlar. Mesela saçma oldu ha. Aynen. Hamurlar o kadar güzel oldu ki böyle zamanın olsun oyna hamurunla büyük yani. Şöyle böreğimize bir bakalım arkadaşlar. Az bir şey daha şöyle şurasını kızartacağım. Benim elim yeter ya çok kızarmış. Dur şimdi şurası oluyor tam olsun. Kıpkırmızı kızartacak yani. Kıpkırmızı olsun he. Olsun. Ne koktu be. Koksun. Mis gibi. Poğaçalarda altın üstüne çekelim. Şöyle kenarları, menaları güzelce bitsin diye. Şöyle çok güzel oldular. Bakın. Çok güzel bir şeyler kaçalım. Mis gibi. Koymayacağım. Onun yağ asıyla o da bir şeyler artık. Yok ona. Hem bitsin hem sizsin merak. Bu işler böyle. Çalışmadan ekmek yok aynı arkadaşlar. Aynı yapmış gibi kabarıyor. Çalışmamız lazım. He? Çalışmamız lazım diye. Onları bir daha çevireyim altı. Çiğ kalmasın işler. Bir şey girer başlıyoruz. Nasıl? Kuvvetik kuvvetik. Şöyle bıçakla arkadaşlar, az önce de aynısını yaptım. Bıçak da yardımcı oldu bana bugün. Yardımcım çok bugün. Çok şükürler olsun. Verdim.
Ateşimiz yanmış, hemen düşelim. Bunun eşi de dolapta börekleri çatladı mı üstüne? Bu yine burada böyle dursun. Çeksin kendini. Adını Dursun verdik zaten, Dursun. Dursun yüzüne bakalım ha? Evet. Kürüsle çayı demledin sen? Evet, demledim. Kürüsle çayı demledi arkadaşlar. Basına yanıyor. Adını Dursun vermeyeceğiz, midyeye indireceğiz onları. İnşallah. İyi olur valla. Bu arada zaten biraz acıktık gibi. Acıktın mı? Biraz. Ben sana bir bak olmayayım ya. Bizim aşmalar pişti arkadaşlar. Şöyle Karadeniz dediği zaman kuzenin üstüne böyle tavası, tenceresi, tabağı, ürbü, güvü olacak. Su böreğimiz de bu. Alt üst aynen. Şöyle. Merak ederim, saatimiz ne, bunu hepsi sen mi yiyorsun? Hepsini ben yiyeyim. Yapayım, çalışayım, yiyeyim şu Rus'ta. Allah evet. Allah, kimsenin gücüne zoruna gitmesin. Baksana, evet, aynen değil mi? Var burada. Aynen. Ya biz yiyeceğiz. Değil mi? Tek miydi? Çok güzel olmuş müzik hamuru. Nasıl oldu? Çok güzel evet. Olmuş. Böyle tozların da faydasını gördü. Kıpkırmızı. Kıpkırmızı yaptı. Ellerine sağlık. Sen de ellerine sağlık bebeğim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Allah'ım herkesin evini bol bereketle eylesin. Misafir kısmetiyle nasibiyle gelirmiş. Benim bugün Melide bu poğaçam yok, açmam yoktu. Böyle 20 saate sabah çıkarttım. Geleceklerini biliyorum çünkü haberliyiz. Dedim börek yaparım işte, çay demleriz. Allah ne verdiyse yanına turşu, pancar koyar yeriz dedim. Eve gelince dedim ki ya dedim, yanında dedim onun çocukları var kadının. Çocuklar dedim her şey yemez. En iyisi ben bir aşma hamuru yoğurayım dedim. Kızımız da yardım, adın neydi ben sen? Cansel. Cansel kızımız da bana yardım etti, Allah razı olsun. Böyle meydana çıkarttık bunları. Şimdi soframıza doğru gideceğiz. Allah nasip ederse.